Amerika'da enflasyon Kasım'da yıllık %6.2'den 6.8'e hızlanarak 39 yılın zirvesine çıktı. Aylık enflasyon %0.8 oldu. Beklenti 0.7 idi. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonda artış aylık %0.5, yıllık %4.9 oldu. Amerika'da Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi aralıkta 3 puan artışla 70.4 oldu. Beklenti 68'di. Beklentiler endeksi 4.3 puan artarak 67.8'e çıktı. Enflasyon beklentileri kısa ve uzun vadede sırasıyla 4.9 ve %3'te kaldı. Türkiye'de işsizlik Ekim ayında %11.2 oldu. Bir önceki aya göre işsiz sayısı 75 bin azalarak 3 milyon 717 bin kişi. Genç nüfusta işsizlik 0.8 puan azalarak %20.1 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Ekim ayında %21.8'den 22.8'e yükseldi. Dış ticaret haddindeki Türkiye aleyhine tablo Ekim'de derinleşti. Dış ticaret haddi 79.2 ile endeks tarihinin en düşük seviyesini gördü. Dış ticaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması, dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken, tersi ülke aleyhinde bir tabloya işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %15.6'dan 21.4'e yükseldi. Aradaki fark veri setinin en yüksek farkı olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kura 3. kez müdahale etti. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale tutarının yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denilmişti. Banka daha önce de 1 ve 3 Aralık'ta piyasaya müdahale etmişti. UniCredi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ederek gelecek yılın başlarında politika faizini %12'ye çekmesini bekliyor. Bloomberg GT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. Gündem oldukça yoğun, haber akışı kuvvetli, üst üste gelen açıklamalar, haberler, müdahaleler derken cuma gününü cuma gününe ulaşmış bulunuyoruz ama hani şu dakika itibariyle bile ne olacak? Önümüzdeki haftaya kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Gündem dediğim gibi çok yoğun. Biz nasıl sıralamışız? Şöyle bir bakalım. Önce yurt dışı ile Amerikan endeksleriyle başlayacağım. Bir geri çekilme vardı. Bir miktar aslında toparlanmaya da çalıştılar ve daha sonra yukarıya döndüler. Enflasyon 39 yılın zirvesinde Amerika'da 6.8'e kadar yükseldiğini görüyoruz ABD'de enflasyonun. Merkez bankaları haftası ki önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fed en önemli karar belki çarşamba akşamı derken dolayısıyla önümüzdeki haftaya oldukça yoğun bir haber akışı, oldukça yine yorulacağımız bir hafta olacağını ifade edelim. İçeriye döndüğümüzde Merkez Bankamızın 3. müdahalesi geldi kura. Yaklaşık 500 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Bugünkü müdahalenin 14'ün altında kalmaya devam eden bir kur var merkezin müdahaleleriyle. Faiz indirimleri sürecek mi? Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceğine dair tahminler ortada dolaşıyor. 200 bas puan diyen bazı yabancı kurumlar ama genel konsensüs piyasada 15'ten 14'e yani 100 bas puanlık Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde. Borsa İstanbul'sa yükselişini sürdürüyor. Bugün de yine Borsa İstanbul'un gün içerisinde ufak ufak geri çekilmeler yaşasa da bir ara işte negatife ufak da olsa dönse de günün sonunda çok sert olmasa da %0.2'lik yine bugünü yükselişle kapattığını ifade edelim. Birazdan Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman canlı yayında konuğumuz olacak.
Böyle piyasaya bakalım. Dolar TL'de yön yukarı demiştim. 13.87, %0.6 yukarıdayız. Euro TL 15.70 seviyesinde, %0.8. Dolar endeksi 96'nın hemen üzerinde. 96.06 bakın. Euro dolar paritesinde 1.13.17 seviyesini görüyorum. %0.2 yukarıdayız. Biopo 30 akşam seansında 2237, %0.15'lik bir yukarı hareket var. Gün içerisi grafiğimize bakalım. Dolar TL, yani bakın şurada geldi Merkez Bankası'nın müdahalesi zaten çok net. 13.95'e geldiğinde kur, yani 14'e yaklaştığında diyelim, 14'ü görmeden, 14'ü göstermeden bir müdahale geldi. Bakın şurada aşağı doğru nereye kadar inmişiz? 13.74'ü görüyorum. Merkez Bankası'nın yaklaşık toplamda 500 milyon dolarlık müdahalesi sonrası düştüğümüz yer 13.74. Ama bakın şu, yani anlık neredeyse. Yani bu düşüş, müdahale sonrası düşüş anlık. Hemen yukarıya atmış kendisini. Sonra biraz gidip geldikten sonra biraz daha dengeye oturma çabası şu dakikalarda %0.6'lık yukarı harekete işaret ediyor. 14'ün altındayız ama. Bakalım Borsa İstanbul'umuza. Burada da gitgeller oldu demiştik. Hatta bakın burada bir 2001 seviyesine kadar geldikten sonra yeniden bir alımla günü yukarıda kapatmayı başardı Borsa İstanbul. %0.2, 2035 haftanın kapanışı bir rally var son dönemde TL bazlı. Tahvil faizlerine bakacağız. 2 yıllıkta çok ufak bir geri çekilme var, 21.07. 5 yıllıkta bir değişim yok. Uzun vadeli tahvil faizimiz de biraz olsun aşağı geldi ama 21'lerin hala üzerindeyiz, 21.4. Bugün gelen enflasyon beklentileri de 12 ay, 24 ay, işte yıl sonu hepsi zaten yukarı gitti. 24 ay sonrası için enflasyon beklentileri %14'lerde, yani 2 sene sonrası için tahminlerden söz ediyoruz. 10 yıllık tahvil faizimiz de işte 21.4. Bakalım Amerikan 10 yıllık tahvil faizine. Orada 1.48 seviyesindeyiz. 1.5'a yakın. Biraz hafif Amerika'da tahvil faizlerine gerileme görüyoruz. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Bugün de önemli bir enflasyon verisini beklentiye yakın bir şekilde %6.8'de karşılamıştık. Ons altın enflasyonun ardından biraz yukarıya gitti. 1782. Yine gümüşte de yukarı doğru hareketler gördük. 7 dolar, %0.4 gram altın neredeyse 800 liraya kadar ulaştı. Şu an 795 liradan işlem görüyor gram altın. Bitcoin'de 47.700 doları görüyorum. Petrol fiyatlarında ufak yükselişler, 75 dolar ve 71 dolardan şu dakikalarda karşımızda. Avrupa endeksleri ve Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Avrupa endekslerinde ufak geri çekilmeler gördük. Amerikan endekslerinde de bir toparlanma oldu. Yükseliş var. %0.3, 0.6 endeksler yukarı gidiyor. Biraz geri çekildikten sonra yukarıya döndüler. Onun altını çizeyim. Haftalık grafiğe de bakacağız. 35.870 bir Dow Jones karşımızda. 4.695'te S&P 500. Hafta boyunca endeksin çok net yukarıya gittiğini, 34.400'lerden 35.800'lere çıkan, 35.900'lere hatta yani neredeyse 1500 puan yukarıdayız. Amerika'da Dow Jones endeksi için bugün de %0.3. Melike bakalım. Enflasyon dedik, nasıl karşılandı, nasıl geldi? 39 yılın zirvesi, yani böyle enflasyon herhalde değil mi? Ömrü hayatın boyunca sen de görmemiştin. Böyle rakamlar nasıl karşılanıyor, nasıl yorumlanıyor? Dinleyelim seni. Ben şahsen ve piyasaları takip eden biri olarak aynı zamanda hem yani profesyonel olarak ve şahsen daha yukarı çıkmasını bekliyordum. Çünkü Amerika'da yaşayan biri olarak 4 katına çıkabiliyor bir ayda. Ve tüm kalemlerde artışı görüyorum, hissediyorum yaşarken, alışveriş yaparken. Aynısını Amerikalılar da hissediyor. Amerikalılar hemen hemen her şey için daha fazla para harcıyorlar gerçekten. Ve sen de söyledin, Temmuz 1982, yani 39 yıldır görülmemiş bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Aylıkta %0.8, Wall Street Journal ekonomistleri en yükseliyordu, 0.7 olur diyordu, onu da geçti. Gıda enerji artı 0.5, aylık artış %4.9. Şimdi 3 yılın, 39 yılın zirvesi 6.8, neredeyse 7, ben herhalde 7.5 falan gelir diyordum. Acaba piyasada bunu mu böyle bekliyordu? Ya sebeplerden biri bu olabilir. Ama yatırımcılar ve traderlar Fed'den de yana, Fed'in tahminlerinden yana. Yani Fed diyor ki 2022 sonlarında %3 altına düşer.
Onun yanında ekonomistlerse hayır, o kadar çabuk değil diyor. İşte bütün bunlarla birlikte kiralar hızla artıyor. Ama ücretler de diyorlar. Yani böyle karşı tezleri sunanlar var. İş maliyeti de artıyor onun yanında ama. Bilinmeyen, bu tamam yavaşlayacak ama ne kadar yavaşlayacak? İşte o asıl soru o. Kira en çok artan, benzin de mi artıyor? Yani %60 artmış biz geçen seneden bu seneye, %6 bir ayda. Zaten gıdayı, hiç araba, kamyon, onları saymayalım. Hepsinde aylık mutlaka bir artış oluyor. Şimdi büyük manzara önümüzdeki aylarda 2022'de de enflasyon artacak gerçekten. Ve bunun ücretlere, kiralara, gıdaya ne kadar dağılımı olacak, o büyük soru işareti işte. Bir de başka bir soru daha var şimdi. Bir yıllık beklentiler nerede? Bir yıllık beklentiler değişmemiş. 4,9, yani 2008'den beri en üst seviyeler bunlar. Hane halkı enflasyon beklentileri önümüzdeki 5 yıl için %3'lerde. Pandemi öncesi %2,3'lerdeydi. Hala yani onun üstündeyiz. Belki beklenen çok kötüydü o yüzden. Michigan Güven Endeksi 70'lere çıkmış, 67,4'lerden beklenti 68. Daha orada iyi bir iyileşme var, görüyoruz, iyileşme kaydediyoruz. Ve şimdi böyle yüksek gelen bir enflasyonun Fed'in tapering'ini hızlandırması normalde beklenir. Ama herhalde bu fiyatlanacağı kadar fiyatlandı ki borsanın fiyatı içinde. Şu anda yani negatif yönde diyorum. O yüzden alımlardayız. Altın vadeleri de yukarıda ayrıca. Hani ama aylıkta yani şu ayı geri bırakırken gerçekten baktığımızda negatif de olacak gibi görünüyor. Bütün bunlarla birlikte tabii birkaç hisse de var. Oracle'ın hissesinin kendini yukarı taşıdığını gördük. Yüzde neredeyse 10 bir ara yukarı çıkıyordu. Yani böyle bunun gibi tek tük hisseler inanılmaz ralliler yaşarken, yani Oracle şu an pardon %15 neredeyse yukarıda. Ve araba yapımcıları öyle. Etsy gibi, Moderna gibi hisselerde var ki Moderna 20 milyon aşıyı 2022 için Evet. piyasaya sunduğunu söyledi. Buna rağmen hissesine düşüş var şu an itibariyle. Pfizer etkisi olabilir. Hani dün Peki. Pfizer'daki 3 doz omikronu biraz bir nebze telafi edebiliyor endişesini. İşte olur bence. Diyorum size, tekrar size Melike İstanbul'a Ayna, çok geliyorum. teşekkür ediyoruz. Kapanışa doğru bir kez daha bizler olacak. Dönüyorum stüdyoma. Bu akşam Murat Sağman bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Amerika enflasyonu konuşuyor. Türkiye enflasyonu konuşuyor. Dünya enflasyonu konuşuyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. 6,8 bekleniyordu. Tam da beklendiği gibi geldi ama 39 yılın zirvesi diyoruz enflasyonda. Hani şaka falan değil bu. Vallahi Amerika'dan bahsediyoruz. Yani 40 yıl gerisine döndük. Bundan önceki yüksek dönemler biliyorsun 80'li dönemlerdi. Özellikle 73 ve 79 iki tane petrol krizinden sonra enflasyon 15 üzerine çıkmıştı. Ondan sonra 1980'de efsanevi Paul Volcker Merkez Bankası Başkanı oldu. Ve yüksek faizle, yüksek bir reel faiz vererek enflasyonu yaklaşık 18 ayda yavaş yavaş düşürmeye başardı. Ve ondan sonra da işte 81-82'den itibaren enflasyon düşmeye başladı. Onun için zaten çarşamba, sen de yayının başında söyledin, hareketli, çok hareketli bir hafta olacak gelecek Abi hafta. ya, ben zaten 2-3 haftadır ne olduğunu bilmiyorum. Her Yani hafta asıl... diyoruz ki bu hafta çok Ama hareketli. yok yok. Her cuma geldiğimizde bu hafta çok yorulduk, gündem çok yoğundu diyoruz. Ben şimdi önümüzdeki haftaya bakıyorum. Çok çok Vallahi işin hareketli. içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Yani Fed tabii çok hareketli geçecek bu sefer. Çünkü çok gerçekten beklenenden çok yüksek bir enflasyon var. İş başvuruları beklenenden daha düşük geldi. Yani ekonomi orada ısınıyor. İşsizlik de iyi yerde. Muhtemelen Fed daha Şahin diyeceğim bir Fed olacak muhtemelen çarşamba günü. Yani biz Perşembe'ye gelmeden önce zaten çarşamba Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir evet olacak mı? tabii ki. Ya yani olacak bence. Önümüz Tabii niye ben mesela bizim Merkez Bankamız Fed'e göre mi karar verecek? yani Fed'e göre karar vermesi gerekir çünkü dediğim gibi bütün dünya aslında Fed'e göre karar veriyor. Yani biz işte 14 önemli ya, 3 kere müdahale oldu.
Yani biz Perşembe geldiğimizde 14'ü de geçmiş olabiliriz sadece FED'den dolayı. Yani hiç bizimkini beklemeden. Muhtemelen biliyorsun datlatlara baktığında herhalde son çeyrekte bekleniyordu iki faiz arttırımı. Bu öne çekilebilir bu arada. Varlık alımları herhalde azaltılacak. Yani işte 120'den 105'e inmişti. Muhtemelen bir herhalde bir 15-20 daha, belki de 30. Yani aylık 15-15 azalıyordu. Belki onu 30'lar azaltma bence kararını minimum, alabilirler. Bence minimum 30 olur diye düşünüyorum ya bu verilerden sonra. Haziran'da da zaten bitirecek onu açıkladı. 30 yaparsa belki daha erken Mart'ta bitecek. Yani 30'lar azaltmaya başlarsa 15'er azaltmak yerine. Ya o zaman bayağı şahin yani Haziran'da bitireceğim deyip Mart'a alırsa o zaman faiz arttırım da muhtemelen öne almış olacak. Yani aşağı yukarı tabii Fed'i tahmin ediyorduk ama tabii bu yüksek enflasyonla birlikte biraz orada görünüm değişebilir ama sonuçta Fed'in ne yapacağı belli değil mi Barış? Var yani Fed'in aşağı yukarı 6 ay sonra ne yapacağını biliyoruz. Biz 6 gün sonra Merkez Bankamızın ne yapacağını bilmiyoruz ama 6 ay sonra Fed'in aşağı yukarı ne yapacağını biliyoruz. Varlık alımını sıfırlayacak. Ayrıca faiz arttıracak. Aşağı yukarı biliyoruz. Sürpriz olmazsa. Zamanlamada sürpriz olabilir. Peki. Yani ama ne yapacağını biliyoruz. Şimdi arkadaşlarımız da 39 yılın zirvesi de diye tabloyu gösterdi. Piyasadaki faiz artış tahminlerine baktığımızda orada da Haziran ayının ilk faiz artışının Amerika'da gelebileceği tahmini %100'ün üzerinde Murat Sağman. 2022 Haziran Fed'in ilk öne faizi. Alındı. Evet. Yani... Gittikçe öne alınıyor. Biliyorsun ilk başta biliyorsun 23'tü. Sonra son çeyrekti. Şimdi yavaş yavaş Haziran'a doğru hatta kaydık. Hatta işte bak Kasım'a geldiğimizde iki faiz artışın neredeyse artık Amerika'da önümüzdeki sene için kesin gibi. Yani faiz 0.025 Barış yani ne olacak? Yani 0.50 artsa ne olacak? Bir puan. Hani bu arada geçmişe baktığın zaman tabii piyasalar için önemli bir gösterge ya faizler. Genellikle evet. Piyasa reaksiyonu yani o negatif reaksiyon böyle ikinci, üçüncü arttırımdan sonra olmuş. Yani ilk arttırımda hemen piyasalar negatife dönmemiş. Piyasalar zaten önceden bunu fiyatlıyor ama genellikle birkaç arttırımdan sonra o piyasalar için düzeltme bekleniyor ya. Belki de bunun yılın son çeyreğinde görebiliriz. Şimdi Fed ve Merkez Bankası onu bir ayrı bir soru soracağım ama sadece Amerikan Merkez Bankası'nın politikalarını bol destekleyici para politikalarından daha normal hatta belki sıkı para politikasına gidişi sadece Amerika için konuşmuyoruz. İşte Avrupa haftaya onu da göreceğiz. Orası biraz daha tabii geriden geliyor. Fed'e nazaran ama gelişmekte olan ülkeler biraz daha önden koşuyor. Brezilya'sı, Macaristan'ı, Rusya işte çıkıyor ben faiz artıracağım diyor. Bu hafta da iki hem Brezilya hem evet. de Macaristan'dan faiz artışları gördük. Gelişen ülkelerde faiz artışları var. Neden bu faiz artışlarını yapıyorlar? Çünkü enflasyon yükseliyor. Yani bu kadar basit. Çok kadar basit. Ya küresel bir enflasyon var. Kendi merkez bankaların bu kadar basit mi? Çok basit. Abi? Merkez bankasının iki tane görevi var. Nasıl yani? Bir merkez bankasının bütün dünyadaki merkez bankanın iki tane ana evet, görevi vardır. Evet. Bir, kendi itibarı olan kendi para birimini korumak. Bu birincisi. Tamam. İkincisi de fiyat istikrarı. Vatandaşını enflasyondan korumak. Merkez Bankası onun için var. O zaman gerek yok ki Merkez Bankası'na. Merkez Bankası burada frene basmak için vardır. Hem kendi para birimini korumak, değerini korumak, hem de enflasyonu belirli bir yerde tutmak. Niye bu kadar faiz? Bak işte Brezilya'ya baktım 150 bas puan. Son 7 toplantıda 725 bas puan faiz arttırdı Brezilya. Niye arttırıyor işte? Enflasyonu onun üzerine çıktı. Enflasyon orada da hızla yükseldi. Hızla yükseldi. Sadece Amerika'da yükselmiyor. Bütün her yerde ciddi bir küresel enflasyondan bahsediyoruz. Sadece gelişmekten ülkeler değil, gelişmiş ülkeler bile faiz arttırıyor. Sana bir örnek vereyim. Norveç. 29 ekonomist bir yazı yazıyorlar Norveç Merkez Bankası'na. Bakın diyorlar, bu küresel enflasyona çok ciddi, hepsi bilim insanları. Biz önlem alalım diyor. Bahsettiğim ülke Norveç. Petrol zengini. Dünya ihraç ediyor. 1 trilyon dolar dünyanın en büyük varlık fonuna sahip. Ülke faizini arttırdı. Onun için bu Brezilya'da trend... Brezilya'da bu arada 10.7 enflasyon 18 yılın zirvesinde oldu. 18 yılın zirvesinde. Evet.
Muhtemelen faiz de herhalde belki de gelecek dönemde artmaya devam edecek. Sadece 12'ye çıkarması bekleniyor. Sadece şey değil, yani Brezilya değil, hepsi arttırdı. Yani Rusya da arttırıyor. Yani Rusya'ya ben geçen gün örneğini verdim, 600 milyar dolar rezervi var. Dünyaya doğalgaz, petrol ihraç ediyor. Enflasyonu 7-8'lerde faizi arttırıyor. Tek haneli de hala Rusya. Ama niye faiz arttırıyor? Çünkü dediğim gibi hem rubleye korumak istiyor hem de enflasyon daha da yükselmesini önlemek istiyor. Niye faiz arttırıyorsun? Enflasyon daha çok yükselmesini önlemek için. Talebi kısmaya çalışıyorsun ama şu da doğru. Şu anda yaşadığımız enflasyon tamamen talep taraflı değil. Arz taraflı da bir enflasyon var. Emtia fiyatları, enerji evet. fiyatları, petrol fiyatları. Hindistan Merkez Bankası Başkanı bunu söylemişti. Bir yazısını okudum. Merkez bankaları arz şokundan gelen enflasyona çok fazla bir şey yapamaz. Bizim merkez bankamız da yapamaz. Bizimki ama, de öyle diyor. Maliyet öyle diyor. Kaynaklı enflasyon diyor. Ama talebi yavaşlatabilirsin. Bizimki evet maliyet taraflı dışarıdan gelen bir dalga var ama bizimki bir kurdan. En azından kurdaki yükselişi durdurabilirsin. Onu ancak faizle yapabilirsin. Ama diğer ülkelerde tamamen arz şokundan gelen enflasyona bir şey yapamıyorsun. O zaman talebi en azından kısmaya çalışıyorsun ki en azından bir yerde tutmak için enflasyonu. Yoksa pandemi sonrası biliyorsun ertelenmiş talep devreye girdi. Ve arz şoku yaşayan ülkeler üzerine bir de talep şoku da gelmeye başladı. Merkez bankaları şu anda dünyadaki yani faiz indiren sadece biz kaldık. Başka ülke yok. Bir de Danimarka var. Danimarka ama biliyorsun eksiden eksiye oldu. Ben bir tweet atmıştım da. Hatta ya Danimarka'da biz Danimarka mı olduk diye. Hayır Danimarka eksiden eksiye faiz indirmişti. Şimdi bu ülkeler bunu önlemek için, talep tarafındaki enflasyonu önlemek için faiz arttırıyorlar. Peki o zaman şu soruyu da sorayım. Sonra ilk aramızı verip tamamen Türkiye'yi konuşmak istiyorum. Haftaya FED kararı önemli diyoruz. Varlık alımlarını işte aylık 15 azaltırken 30 milyar dolar azaltmaya başlamasını çoğu ekonomist bekliyor, böyle bir duyuru yapması ve faiz tahminlerini de Amerikan Merkez Bankası üyelerinin almış olacağız. Şimdi bunlar aslında piyasada az çok tahmin edilen şeyler. Yine de FED bunları açıkladığında ve Powell'ın basın toplantısını da duyduğumuzda bir finansal piyasalarda oynaklık bekliyor musun? FED'e göre bizim Merkez Bankamız ne yapmalı? FED'in hangi adımını yorumlayıp bizim ya da FED'e bakıyor mu onu da sorayım sana. Yani FED'in ne yaptığı ya da hangi FED kararını gördüğünde bizim Merkez Bankamız rahatlayabilir, faiz indirimi yapacaksa yapabilir. Ya da hangi FED kararını gördüğünde şunu dersin Barış aman böyle bir FED kararı çıkacaksa bizim Merkez Bankamız en azından bu ayı pas geçsin dersin. Yani şimdi evet o güzel bir soru ama şimdi Merkez Bankası'nın kararı FED'e göre alsa tamam diyeceğim ama Merkez Bankamız kararın içinde siyaset olduğunu da artık bütün dünya biliyor. Onun için FED'in bu güzel bir soru. Bence herkes bunu sormaya başladı. Yani acaba çarşamba günü FED'den sonra piyasalar, FED'den sonra çarşı karışır mı? Değil mi? Yani soru bu. Şimdi FED o kadar iyi hazırladı ki piyasayı. Tabii ki başta bu enflasyon geçici olur mu olmaz mı lafları varken artık bu kalıcı olmaya tamam. Yani bu kalıcı geçici lafını kaldırdık gitti. Dedi. Geçici artık bu işte 6.8 gidiyor yani. Üretici fiyatları 8.5. Bu geçici değil onu biliyoruz. Ne kadar kalıcı? Soru bu. Yani şimdi Fed ona bakacak. Yani bu enflasyon ne kadar kalıcı olacak ve ben geç kalırsam muhtemelen enflasyon daha da yükselip daha da kalıcı olabilir. Onun için Fed'in zamanlaması burada çok önemli. Bence sanki evet biraz daha şahinleşecek ama piyasaları böyle alt üst edecek bir şey de açıkçası beklemiyorum. Yani genelde Fed onu yapmıyor. Yap piyasalar alt üst edemez ama yani dolar endeksinde biraz böyle bir hareket görebiliriz. Çünkü faiz arttırımının biraz öne alınması hani biraz dolar endeksini biraz hareketlendirebilir. 96'lardayız orada. 96'lardayız. Biraz daha yukarı gidebiliriz. Böylece bütün gelişmekte olan ülkeler biz dahil sadece FED'den dolayı
para birimimiz değer kaybedecek. Burada yapacak bir şey yok. Yani sen buna bir şey yapamazsın. Şey gibi bu işte, enflasyon arz şokuysa. Gıda ve enerjiye bir şey yapamadık. Biz ancak, evet aynen. Biz içerideki gelişmeleri ancak kontrol edebiliriz. Evet. Bu bizim dışımızda. Ama bizim dışımızda fakat bize yansıyor. O yansıdığı için bizim de buna karşı nasıl Dünya Merkez Bankaları önlem alıyorsa bizim de önlem alıyoruz. Araya gideceğiz ama şunu ya ne yapalım? Bak tüm dünyada enflasyon yüksek. Bak Amerika'ya 39 yılın zirvesinde. Bak Brezilya'ya 18 yılın zirvesinde. Tamam. Tüm dünyada enflasyon yüksek. Tamam. Biz ne yapalım? Bu bizim yapabileceğimiz, çözebileceğimiz bir şey değil. Bizim suçumuz da değil. Evet. Bak her yerde Amerika'da 40 yılın enflasyonu. Evet doğru. Bizde de olabilir. Niye evet. Bu kadar bunu problem yapıyorsunuz desem ne dersin? Dünya ne yapıyor bunu önlemek için? Dünya ne yapıyorsa bunu yapmalıyız. Yani enflasyon yüksek deyip Mustafa Kemal Atatürk demiş ya ben diyorsam bilim diyorsa bilimi seç demiş ya. Yani ben ne söylersem söyleyeyim sana sen bilimi seçeceksin. Bilim ne diyor? 300-400 yıllık iktisat bilimi. Bunu bütün dünyadaki merkez bankaları niye faiz artırıyor? Niye Brezilya 775 bas puan artırıyor durup dururken? Mecbur muydu? Tek haneli enflasyondu. Rusya mecbur muydu faiz artırmaya? Güney Afrika mecbur muydu? Hindistan mecbur muydu? Niye artırıyorlar? Daha da fazla yükselmesin diye enflasyon artırıyorlar. Çünkü biraz önce söyledik. Bu ciddi bir arz şoku enflasyonu. Bunu sen ancak içerideki önlemlerle tamamen bak faiz arttırıyor ama yine enflasyon var. Evet. Demek tamamen önleyemiyorsun. Ama bugün bak sana söyleyeyim Brezilya faiz arttırmasaydı bu enflasyon 15'e 20'ye giderdi. Ve eminim real de değer kaybederdi. Bir de niye faiz arttırıyorlar? Kendi para birimini de korumaya çalışıyor. Şimdi bu geçişkenlik sadece Türkiye'de yok ki. Brezilya'da da var, Rusya'da da var. Bugün real değer kaybettiğinde bunun üzerine Brezilya her şey ihraç mı ediyor? Hayır, bazı şeyleri de ithal ediyor. Mutlaka ithal enflasyon yaratıyor ülkeler. Bunu önlemek için, para birimini korumak için ve vatandaşını, kendi vatandaşını enflasyon karşısında ezdirmemek için bütün merkez bankaları peki. Bu adımı atıyor. Şöyle bir mesaj gelmiş Twitter'dan Ahmet Terzioğlu, Ahmet Bey. Doların 10 lira olduğu günün akşamında Murat Sağman yine sizde yayındaydı. Evet. Hatırlıyorum. Bir önceki geldiğinde... 10'du. Onu gördü akşamda. Ha, evet. Tam 10'du. Evet. Önceki geldiğinde de 8'di. 4 haftada %38 arttı. Bir sonraki yayına artış oranı ne olur? Yani illa artış... niye illa artış soruyorsunuz bilmiyorum. Hep arttığı için. Belki de düşer. Yani bir sonraki... düşene kadar biz yayın yapmayalım biz. Bir araya gidelim. Araya giderken yorumlar var. Onları dinleyelim. Müdahaleye ilişkin Merkez Bankamızın. Onu konuşacağız. Üçüncü müdahale geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan doğrudan müdahale. Ne anlama geliyor? İşe yarıyor mu? Yarar mı? Devamı gelir mi? Kurdaki beklentiler. Haftaya Merkez Bankası ne yapacak ki? Murat Sağman piyasadan ayrışıyor. Değil mi? Söyleme ama piyasanın ayrıştığını biliyorum. Ayrışıyorum. Evet. Farklı bir görüşüm var. Evet. Murat Sağman'ın. Araya gidelim, yorumları dinleyerek sonrasında konuşacağız. Biz daha önceki haftada hacimsiz bir yükselişe Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini görmüştük. Buradaki oynaklığa müdahale edildiği aslında aşikar. Ama tabii sürekli aynı seviyelere geldiğinde bir müdahale görmeye başladığımız için acaba Merkez Bankası buradan rahatsız mı olur daha üst seviyeye çıkarsa TL'deki değer kaybı açısından gibi bir fikir tabii oluşmaya başladı. Burada kurun tabii ki hızlı bir şekilde yükselmiş olması firmalar açısından da ihracat açısından belki kısa vadede destekleyici olarak görülebilir ama tabii ki beklentileri bozması açısından enflasyon kanalıyla ekonomiye olumsuz yansıyor. Bir de tabii ki firmaların maliyet hesaplamalarını da olumsuz etkileyebilecek bir unsur. Benim beklentim bir 100 bas puan daha indireceğini. Niye diyeceksiniz? Çünkü eğer zaten indirmeyecek olsaydı bu müdahalelere gerek kalmayacaktı. İndirmezseniz zaten dolar TL 13 seviyelerde bir yerde oturacaktı yani dengelenecekti. Ama ben önümüzdeki hafta da bir faiz indirim bekliyorum. Zaten bizim beklentimiz hızlı bir şekilde 12'lere kadar faizin indirilmesi. Böyle olacağını tahmin eden yani herkes aynı soruyu soruyor zaten biz de aynı soruyu soruyoruz maalesef.
indirecek mi, indirmeyecek mi? Yani %50-50 gidiyor. Biraz tabii insanlar da tam net emin olamadıkları için de hiçbir şeyi fiyatlandıramıyorlar. Buradaki talep sonuçta iç taraftan, yani gerçek kişilerden gelen, tüzellerden gelen bir talep. Çünkü yabancıda çok fazla bir hareket yok bildiğiniz üzere. Hepsi rekor düşük seviyelerde yabancı pozisyonları. Bu anlamda hani önümüzdeki dönemde tabii bunun bu arada sorun anlamında da sorayım. Net rezervlerde, brüt rezervlerde tabii bir etkisini görüyoruz. Sonuçta bunlar da benim geçen hafta da ifade ettiğim gibi büyük ihtimalle reskont kredileri üzerinden gelen bir kaynağın piyasaya verilmesi şeklinde oluşuyor. Ama sonuçta burada gelen kaynaktan fazla bir müdahale, bir destek oluyorsa eğer piyasaya, doğal olarak bu brüt rezervlerin manşette düşmesine sebep olur. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da enflasyon yükseliyor deniyorsa, o zaman yapmamız gereken dünya hangi adımlar atıyorsa o adımları atmaktır. Bu kadar basit yani. Tamam, dur, bu kadar basitleştirmeyelim. Biraz şu bugünkü müdahale. 500 milyon dolarlık müdahale. Üçüncü müdahale oldu. Şey gibi yani, bu böyle ikinci meydan muhabbet. Üç, böyle olur ya, üçüncü şey gibi. Evet yani. Evet yani. Böyle, üçüncü müdahale. Bugünün üçüncü adı müdahale. O. Ama böyle sanki şey, bugünkü tam biraz sanki rutine biliyormuş gibi de geldi, bilmiyorum ama hani üç kere aynı yani, ilkinde bayağı Merkez Bankası müdahale ediyor olmuştuk. İkincide Merkez Bankası, şimdi üçüncüde 14'e mi yaklaştı? Evet tamam, Merkez Bankası müdahale ediyor gibi olduk. Anlatabildim mi yani? Sanki yani Merkez Bankamız diyor ki sağlıksız fiyat oluşumlarına müdahale ediyorum. Ben de bugün şöyle düşündüm. Sağlıksız fiyat oluşumu eşittir dolar TL 14 mü? Çok güzel. Valla yani dolar TL 9'dan 14'e geldi yani çok kısa bir ay içerisinde. Hatta 1,5 ay içerisinde. Yani o zaman sağlıksızdı, şimdi mi sağlıksız oluyor? Yani burada artık yani bir seviye olduğu belli. Yani 3 kere aynı yerden müdahale edince seviye oluyor. İşte toplam rakam herhalde 2 milyar dolar toplamı. 3 müdahalenin toplamı 2 milyar dolar. Hiçbir sonuç vermedi. Dördüncüsü de sonuç vermeyecek. Beşincisi de sonuç vermeyecek. Sonuç vermedi mi? 14'ün üzerine çıkmadı. Verdi mesela. İşte bir yarım saat falan işte. Yani bir düştü. Ama 14'ün üzerine çıkmıyor. Çıkmıyor, evet. Hani onu başarmak istiyorsa Merkez Bankası onu sağlıyormuş gibi şu an. Çok büyük rezerv harcamayarak sanki. Ama faiz indirirsek tekrar o ne olacak? İşte yine mi müdahale edecek? O zaman daha yüksek bir müdahale etmesi gerekecek. Çünkü haftaya iki tane işte risk var kur için. Bir FED, şahin bir FED, onu konuştuk ilk bölümde. İkincisi de Merkez Bankası'nın tekrar 100 bas puan indirmesi. Şimdi ben bir ufak bir çalışma yaptım. Tamam. Birinci PPK 23 Eylül. Kur 8.60. Birinci PPK, yani birinci faiz indirimle ikinci faiz indirim arasında yaklaşık bir ay var. Kur 8.60'dan 9.30'a geliyor. Yaklaşık %8. Değer kaybediyor Türk lirası. Tam istenilen olmuyor. CDS'ler artıyor biliyorsun. 10 yıllıklar 2 puan artıyor. İstenen kredi faizleri düşmüyor. Bir sonuç yok. 200 indiriliyoruz bu sefer 21 Ekim'de. 9.30'dan 10.50'ye geliyor. Bu sefer artış %13. %50 daha fazla artıyor bir şeye göre. Tam istenilen bir sonuç yok. Kur değer kaybediyor. İşte enflasyon bu sefer, beklentiler tamamen bozuluyor. Ondan sonra 3. PPK, yani 3. faiz indirimden bugüne kadar 10.50'den 14'e geliyor. Artış %33. Katlanıyor. Yani her PPK arasında katlanarak gidiyoruz. Şimdi şey, havuz sorusu istiyorsan sorayım herkese. Yani işte birinci şey bu olursa, ikinci oluruz, üçüncü olursa, dördüncü ne olur? Bir yüz daha indirirsek denklem nedir? Şimdi 14'lerdeyiz. 100 bas puan daha indirirsek bence hiçbir faydası olmayacak ekonomiye. Ben bir yeni ekonomik model deneniyor. İşte ihracat olacak, şu olacak, bu olacak. Benim derdim şu anda enflasyon. Yani 84 milyon derdi de enflasyon şu anda. Artan fiyatları.
Herkesin bir hikayesi vardır şu anda değil mi? İzleyenlerin, senin, hepimizin. Ben geçen gün Twitter'da paylaştım. Kasaya gidiyorum, aldım mallarını. Kasaya gittiğimde %30 daha fazla geliyor. Diyorum ki ya etiket, daha yetiştiremedik etiket değiştirmeye. Yani günde kaç kez etiket fiyatı değişiyor. İşte herkes paylaşıyor değil mi? Yani fiyat artışlarını. Şimdi biz bu kuru durduramazsak bu devam edecek. Katlanarak da devam edecek. Yani bugün faiz düşük mü yüksek mi? Mesela soru. Faiz mi? Bizim faizimiz düşük mü yüksek mi? Onu konuşabiliriz. 15. Yüksek değil mi? Düşük. Neye göre yüksek? Neye göre düşük? Reel enflasyona bakarsak, nominal olarak bakarsan yüksek 15. Ama enflasyona göre baktığında şu anda beklenen enflasyonla en düşük faize sahibiz. Bugün beklenen enflasyon nedir? İşte bugün beklenti anketinde çıktı. 23 civarında değil mi? Ben 24 olacağını düşünüyorum. 12 ay sonrası için 21.3. Yıl sonu daha da yukarıdır herhalde. Şimdi geçen Aralık'ta bir küsur çıkmıştı. Bu Aralık'ta TÜİK enflasyonu diyorum. %4'den aşağı çıkmamalı yani. Yaklaşık enflasyon 24-25'lere gelecek. Şimdi bir matematik şeyi yapalım. Kur ne kadar değer kaybetti son 3 ayda? %50 değil mi? Naci Bey ayrıldığından sonra, 19 Mart'tan sonra %100 Türk lirası değer kaybetti. Geçkenlik ne kadar hesaplanıyor şu anda çalışmalara göre? %30 hesaplanıyor. %50 değer kaybettik. Üstüne en az 10-15 puan enflasyon binecek. Yani bizim enflasyonumuz Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrekte %30-35 olacak. TÜİK enflasyondan bahsediyorum. Çünkü TÜİK enflasyon bizim yaşadığımız hissedilen enflasyon değil. Enag enflasyonu biliyorsun onun işte 50-55 civarında. Bizim faizimiz 15. Enflasyon 30. 15 puan negatif reel faiz. Hiçbir ülkede yok bu. Yani nominal olarak yüksek gözükse de enflasyona göre şu anda en düşük faizlerinden biriyiz ki siz bir grafik hazırladınız. Galiba değerli dostum izliyor herhalde bir Serdar Pazı'nın galiba grafiği. Polonya, Türkiye işte ikisi beraber negatif reel faizde. Serdar'la konuştuğum için söylüyorum. Bu artacak. Yani bizim faiz indirdikçe artacak. Artı enflasyon da artmaya başladığı için bu negatif reel faiz artacak. İzleyiciler de soruyor. Turgay Bey'in de yorumu vardı. Eğer Merkez Bankası önümüzdeki hafta ne yapmayı düşünüyor? Bu kura müdahalesinden bir tahmin çıkarabilir miyiz? Şöyle diyenler var. Kura müdahale ediyorsa demek ki faizi indirecektir önümüzdeki hafta. Evet. Sen de farklı bir şey söylüyorsun. Ya kura müdahale ediyorsa faizi niye indirecek o indirsin diyorsun. Ben de onu anlamıyorum. Ya evet. bu yoruma şimdi, ne diyorsun? Onu merak ediyorum. Yani kura müdahale 3. müdahale geldi. 14'ün üstü istenmiyor gibi öyle anlaşılıyor. Evet. Yani seviye. Tamam ben sağlık fiyat oluşumu tamam mı? Yani günde %10-15 hareketleri de gördük biz geçtiğimiz haftalarda. Doğru. Şunu soruyorum. Bu müdahalelerin haftaya yapılacak Merkez Bankası perşembe günkü kararla bir ilgisi, bir bağlantısı var mı? Bir sonuç çıkar mı? Şimdi, o karara ilişkin. Turgay kardeşim için o farklı bir pencereden baktı. Ben başka pencereden evet. bakıyorum ama iki pencere de yanlış değil. Yani o diyor ki faiz indireceği için müdahale ediyor. Ben şimdi onu anlayamıyorum ya. Biz rezerv niye harcıyoruz? Niye? Sonuçta ülkenin rezervi. Biz niye rezerv harcıyoruz? Öbür taraftan şunu düşünüyorum. Artık %100 bir devalüasyon var. Mart'tan itibaren. Hani 3 kere oraya test etti. Hani artık oralarda durmasını isteniyor. Ama faiz indirirsek bu sefer durmayacak. Yine gidecek. O zaman daha fazla müdahale gerekecek. O zaman bu hesaplanıyor. Ama mantığı mı almıyor? Yani hem faizi indirip Merkez Bankası politika faizini indirip diyelim haftaya. Hem de kura müdahale etmeye devam edemez mi? Edebilir ama yani hiçbir mantığı yok. Yani faizi şimdi buradan çıkalım. Herhangi birini durduralım ya herhangi biri ya 13 yaşında çocuk da olsun faiz indirirsek kur ne olur sana söyleyecek dolar yükselecek diyecek. Yani faiz indirdi dolar yükseleceğini artık bütün herkes biliyor. Bizim Ersan Hoca'nın kulakları için nasıl efendim? Haber kanallarında
Ersun Hoca benim hocam olduğu için tabii, tabii, üniversiteden yani şimdi, Ersun Hoca bunu anlatıyor mesela. Yani başka hani, bütün kanallarda kanallarında ekonomist olsun olmasın ekonomi konuşuluyor. Ekonomi yani. Konuşuluyor. Hayır enteresan. Yani bunu herkes şu anda biliyor. 84 milyon teknik direktör vardı. 84 milyon futbol yorumcusu vardı. Şimdi 84 milyon ekonomist oldu. Peki rezerv grafiği de geliyor. Yani evet. Bu rezerv kura müdahalelere izin veriyor demek ki. Bunu yapıyor ve devamda belki gelebilir. Bunu şimdi, bekleyemez miyiz? Hem faizi indirip hem rezervi kullanmaya devam. Şimdi bir rezerv -35, -37 olduysa -45 de olabilir. Değil mi? -50 de olabilir. Evet. Ama yani brüt 124, net 22,5 milyar. Suat sonrası -38 diye bendeyiz. Evet doğru -38. Bir şey rezerv kaybettik ya. 2 milyar dolar kaybettik. Son bir hafta. Bu çarşamba, cuma, cumartesi. Efendim? 3 Aralık. Daha o zaman daha fazla da olabilir. Ya bugünkü şey görünmüyor tabii. Muhtemelen daha da eksi swap hariç net rezervimiz evet. Yükselmiş olacak. Şimdi biz rezervi tamamlamaya çalışıyoruz. Yani öyle bir adımlar atıldı. Şimdi bunun tersini yapmaya çalışıyoruz. Yani faizin indirmenin ekonomik anlamda hiçbir faydası yok. Yani olmayacak. Niye biliyor musun? Faizi 4 puan indirdik değil mi? Bütün faizler 4 puan arttı. Bizim hazinenin borçlandığı tahvil faizleri 4-5 puan artmadı mı? Bugün şöyle bir durum var. Merkez Bankası'na 15'te al, tahvil al 21-22 ile. Banka olarak. Banka olarak. Yani müdahale etmesini, şimdi müdahale ettiği için bunu söylüyorum. Yani Burak'a da bilirdi zaten. Bu, şimdi 14'ten önce var mı müdahale? Bıraktık. Yok. İşte hesapladık işte 3 PPK arasında 8.60'dan tamam. 14'e geldi. Yani bu kadar büyük bir devalüasyon 3 kere aynı yerden müdahale ediliyorsa ve hiçbir sonuç alınamıyorsa buradaki beklenti işte faizin artık buralarda kalması. Yani 4 puan indirdik ama o negatif reel faiz daha da artacağı için şu anda faiz bayağı düşmüş oldu. Reel faiz olarak baktığın zaman nominal olarak yüksek olabilir. Tamam şunu soruyorum. Haftaya sence Merkez Bankası ne yapacak? Ya senin tahmininle. Ya ben Fed'e piyasa 100 bas puan bekliyor ben, indirim. Ben Fed'e bakarak Fed'in ben rahatsız yani piyasaları böyle tamamen böyle mahvedeceğini düşünmüyorum ya öyle bir zaten Powell'unu çok yapmaz iyi yönetiyor. Yapmaz dedin zaten. Yapmaz ama biraz şahineşeceğini düşünüyorum. Yani bu enflasyondan sonra arkadaşlar ben devam ediyorum faizi de diyemez yani bu gerçek bir veri var burada artık. Yani bütün dünyada artık faiz artırımı başlamış. Fed de düğmeye basacak. Tamam. Onun için hani Fed'in daha bir şahin olabileceğini düşünüyorum. Tamam. Onun için bu müdahalelere baktığım zaman ve bir şirketler için en önemli tarih 31 Aralık günüdür. O günkü dolar kuru öne çok önemlidir. Şirketlerin değerlemesi, kredisi, öz kaynak gereksinimi. 31 Aralık çok önemli bir gün. Onun için biz bu faizi indirirsek, tekrar indirirsek nereye gideceğini bilmiyorum. Eğer çok sert müdahale gelmezse. Sert müdahale gelirse o zaman olmayan rezervi yine eksi rezervi daha da büyüteceğiz. Onun için ben sanki Fed, şirketler, müdahaleler baktığım zaman sanki bir pas geçilebileceğini ya zaten yani gereken o ama başka bir dünyada ve başka bir sistemde yaşadığımız için onu söyleyemiyoruz. Pas geçip yani bir ara vermesi ya da durması ya da belki de gelecek ayları değerlendireceğini düşünüyorum ama tabii net söyle. Yok ben pas geçebileceğini düşünüyorum. Yani bak aklım bu burada almıyor. Çok konu kaldım. Ama Murat Saman bak. O kadar çok irasyonellik var çok, ki. Çok konu kaldım. Çoğu konuk geçtiğimiz aylarda yani izleyicilerimiz biliyorlar ya bence bu ay hani durur bence bu ay yapmaz dedi. Çok yanılan oldu. Bu sefer şöyle anketlere baktım bir sen varsın gibi. Ama ilk indirimde de bir ben vardım hatırlıyorsun. Yani ilk 100 bas puan indirmez diyen çok vardı sen indirir diyordun. Abi 24 kişiden 2 kişi indirir tamam. Diyordu. Ben de diyorum ki yine 2 kişiyiz galiba. Pas geçer diye düşünüyorum. Pas geçer diyorsun. Durduramazsın. Kuru durduramazsın. Yani şirket, yani FED sonrası bir gün sonra
Yine bu inerim. Senin umudun mu, niyetin mi, ya yapması gereken yoksa tahminin mi? Bak farklı şeyler. Ya şimdi tahminin mi? Bence yapması gereken budur ya, dediğim. Ya, ikisi yapması farklı. Gereken zaten umudu her yani bugün 200 tamam, yapması tane, gereken 200 tamam. Tane ekonomist sorsan 200'ü zaten arttırması gerekir derdi. Yani normal. Tamam. Yani Brezilya'da olsan, Rusya'da olsan, Rusya'da bir yayında olsan adam diyecek evet yani işte arttırıyor zaten Merkez Bankası arttırıyor ama farklı bir sistemde, farklı bir Merkez Bankası'nın artık bağımsız olmadığını net olarak gördüğümüz için bir umut değil ama burada şirketler de önemli. Yani bankaların durumu, şirketlerin durumu yani çok, bak işte söyledim yani PPK aralarında şey çok artıyor. 8'de başlıyoruz değer kaybı, 13'e gidiyoruz, 33'e gidiyoruz. Yani her PPK arasında %artışı olarak yani çok ciddi bir değer kaybı var. Ama o zaman ve merkez 14'ünü istemediğini gösterdi artık. 3 kere gösterdi. Ya onun için aklım almıyor. Yani 14'ünü istemiyor ama indirdiği zaman yukarıya gideceği belli. O zaman yapmaz diyorsun. Yaparsa da ciddi bir müdahale. Ya yaparsa o zaman 50, belki de 50 yapar. Yani 50 bas puan bile olumlu algılanacak düşün. Çünkü beklenti 100 ya. 50 yapar belki de. Ya da pas geçer. Ya da senin dediğin. Sen onu düşünüyorsun. Yani yapıp o zaman ciddi müdahale edecek. Ya da yapıp. Bunu durduramazsın başka türlü. Araya gideceğim ama ya da yapıp faiz indirimi 100 bas puan yapıp ben faiz indirim sürecini bitirdim demesi. Bu da farklı bir formül aslında. Yani ben 6 ay izleyeceğim diyecek mesela. 100 bas puan indirdi piyasanın beklentisi. 6 ay boyunca ben faiz indirimi yapmayacağım, izleyeceğim, adımlarımın sonuçlarını gözleyeceğim dese bu mesela belki kuru aşağı götürür mü? Aşağı götürmez. Götürmez. Niye biliyor musun? Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Peki. 62 dolarizasyon, %62 vatandaşı Türk lirasında tamam. Kalmayı ikna edemez. Araya gidelim, sonrasında buradayız efendim. Küresel piyasalar, Cuma akşamı Murat Sağman, teke tek Murat Sağman'la. Güzel oluyor değil mi? Teke tek, evet. Teke tek. Fatih Altaylı'nın da kulakları çalışsın. Evet, aynen. Şimdi haftaya gerçekten çok kritik bir hafta. Evet. Faiz indirimi yapıp müdahaleye devam etme gibi bir... Bu senin biraz tezin oldu sanki o. Ama ben tezin yok, hayır, ben soruyorum. Hayır, lütfen. Ama güzel yani... Şimdi faiz yani indirirse kur gidecek. Tamam, onu biliyoruz zaten. O zaman buna da bugünkü o zaman müdahalelere de bakın. Diyet yapıp arkasında baklava yemek gibi bir şey. Yani diyet yaparken baklava yiyorsun. Yani faiz indirip müdahale etmek bu anlama geliyor. Mesela Rusya'da çok önemli bir örnek. Mesela 2014 biliyorsun 40'tan 80'e gitti ruble. Adamlar bunu durdurmak... Evet, bu çok önemli bir örnektir. Şu adamlar 150 milyar dolar rezerv harcadılar Barış. Hı hı. Faizi de 9'lardan 17'ye çektiler. Yani hem faiz arttırdılar hem çok ciddi müdahale ettiler. Ve böyle durdurabilirler. Hani biz müdahale ederken faizi indirirsek bu çok görünmeyen bir şey olacak. Yani birinde diyorsun ki ben fiyat istikrarına bakmıyorum diyorsun. Öbür taraf diyorsun ki ben çok sağlıksız bir fiyat var. Bu ileride bana enflasyon olarak geri dönecek. Sen ona müdahale ediyorsun. Yani burada tabii çok yüksek müdahaleler de gelmiyor aslında. Büyük montanlı. Burada işte hani onun için amaçlanan da sanki burada dolar ruble ekranlarda 2014 Kırım işgali, Rusya'nın o dönemde Batı'nın yaptırımları vesaire şu hareket oldu. 35'lerden 80'in üstüne çıktı ruble. Bizim işte bize benzer. Biz de 7'lerden 14'e çıktık. Aha. Yani çok benzer bir hareket. Peki. Bunu nasıl durdurdu Rusya? Rezervini harcadı. 150 milyar dolar artı faiz arttırdı. Peki. Murat Sağman çok teşekkür ederim. Borsayı yorumlayalım. Çok soruyorlar. Bir cümle istiyorsan. 2000 üstü önemli. Borsaya kaçış var. Özellikle işte bir şey anlamda döviz yani döviz bazlı şirketlerimiz ucuzladığı için döviz giderken
Orada 2000 üstüne kaldığı sürece borsadaki biraz daha potansiyel devam edecek gibi gözüküyor. Onu da çok soruyorlar. Vallahi senin dediğim gibi piyasadan ayrışan pas geçecek beklentini bir kenara not aldım. Haftaya haberleşiriz. Ya da 50. Hadi. Pas ya da 50. 50 de biliyorsun. Yani 100 şu anda herkes. 200 diyenler de var biliyorsun yani. O... Bırak şimdi 50'ye döndüm ben. Hayır. Yani pas ama pasa pas. En fazla 50. En fazla. Hadi bir aldın kendine kapat. Hayır, 50 çünkü beklenti yok 50 ama. Peki. Yani genellikle Merkez tamam. Bankası böyle 50'lerle gitmiyor. Hep böyle ya 100 ya 200 gidiyor. Onun için 50 düşük yine bir ihtimal. Bakalım yani. Hayırlısı olsun memleketimiz için en iyisi olsun. Hepimiz bunu istiyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen Melike'ye döneceğim. Bakalım Melike Amerikan endekslerindeki yükselişi nasıl anlatacak? Evet Barış, hakikaten en kötü senaryo değilmiş. Onu anladık. Hani bugün gelen enflasyon verisinin. Ben birçok yorumcunun, ekonomistin, stratejistin, portföy yöneticisinin yorumlarını dinledim, baktım. Ve yani hakikaten ben demiştim dedim bu arada. Hani size de açıkladım ya birçok sebepten. Kimisi diyor ki yani bu Fed'in elini güçlenince daha çok daha hızlı tapering yapsın diye. Ve o yüzden de piyasanın aslında hızlıca geçmesini beklerdim. Diyen bir kişi var zaten ama onların arasında herkes diyor ki ya %7'yi geçmedi ya hani dua ediyoruz şükrediyoruz. Demek ki daha fazla bekleniyordu. Bir başkası... zaten bu fiyatlanacağı kadar. Aynen benim dediğim gibi dermişim şimdi bir önceki yayında. Bir de belirsizliği sevmiyor piyasalar aynen. O yüzden belirsizlik bir şekilde ortadan kalktı. Bu enflasyonun yani önümüzdeki yıllarda yavaşlaması beklentisi var Fed'den. O da yatırımcılar da aynı kafadan onun gibi. O yüzden de bu kadar sert karşılanmadı. Tam tersi şimdi alımlara geçtik. Ve yani... Altın da yukarıda dediğimiz gibi dolar düşerken şimdi haftaya gelecek önemli veriler var. Hani sadece 14-15 Aralık FED toplantısı ve onunla birlikte gelecek olan işte projeksiyonlar, görünümler ve de faiz oranları ile ilgili belki ipuç tarihiyle ilgili ipuçları değil. Bir yandan da ÜFE, Empire İmalat, Perakende satış, konut başlangıçları, sanayi üretimi, PMI'lar da gelecek. Yani dolu dolu bir hafta yaşayacağız haftaya, Christmas'a, Noel'e tatiline girmeden önce. Bu çok önemli. Beklentiler de değişmemiş bu arada. Hani halk yoklaması yapılıyor ve hani halk enflasyon beklentileriyle alakalı olarak önümüzdeki 5 yıl içinde bekliyorsunuz? %3'lerde. Yani iyi bir şey mi aslında? Değil. Ama yüzde yani şu andaki yüzdelerden daha aşağı inecek diye iyi. Pandemi öncesindeki 2.3'lerden daha yukarıda diye kötü. Hani kötünün iyisini yaşadık. Onu diyelim. Belki o daha iyi olur bugün için. Bugün çip yapımcıları zaten ne zaman yukarı çıkmadı ki? Yine Nvidia olsun, diğer çip yapımcıları olsun yukarı çıkarken Oracle da aynı şekilde kendini yukarı attı. Moderna bir ara yukarı attı, sonra biraz rengi değişti, düştü. Ve... altın, petrol de kendini yukarı taşıdı. Bugün diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'cim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Akşam seansımızın kapanışı yukarıda. Girişte aşağıdaydık. Hatırlayın ufak bir geri çekilme vardı. Şu an yukarıda. 2239 VIOP 30 yukarıda kapandı. %0.24'lük hareketle. Haftaya çok kritik demiştik. Önümüzdeki haftaya hemen bakalım. Cari denge verisi pazartesi günü. Ekim ayı cari denge verisi. Belki de cari fazla vereceğiz yine. Sanayi üretimi aynı gün ve perakende satışlar. Haftaya salı günü Kasım ayı konut satışları Türkiye'den, Euro bölgesinden sanayi üretim ve Amerika'dan üfe gelecek. Bu hafta tüfe gelmişti. Haftaya çarşamba Çin'den sanayi üretim, İngiltere'den enflasyon, Kasım ayı bütçesi Türkiye'den, New York Fed imalat endeksi, Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı 10'da gelecek akşam. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Bloomberg Güven Endeksi, reel sektörün, özel sektörün yurt dışı kredi borcu, Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro bölgesinden imalat ve hizmet PMI ve Norveç Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Haftaya Perşembe bizim Merkez Bankamızın kararı öğlen 2'de konut fiyat endeksini alacağız. Döviz tevdiat hesapları, yabancı giriş çıkışını gösteren veri ve döviz tevdiat hesaplarıyla rezervleri de Merkez Bankamızın bir kez daha öğreneceğiz. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Haftaya merkez bankaların haftası demiştik. Japonya Merkez Bankası'nın kararı Cuma gelecek. Yine Rusya Merkez Bankası'nın kararı aynı gün. Almanya'dan ÜFE ve
İFO güven endeksi gelecek. Tüketici fiyat endeksi Euro bölgesinden haftaya yine Cuma. Önümüzdeki efendim haftayı hakikaten biz de merakla bekliyoruz. Hem içeride bizim Merkez Bankamız, yurt dışında da Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın kararları. Herkese güzel bir hafta sonu diyorum. Allah'a ısmarladık.